kahvaltıda keman mı çaldırıyorsun? Hoşuna gitmedi mi? Gitar mı çaldırayım? Davul zurna? Bateri? Ya istiyorsan, ya sen iste ben sana orkestra getirteyim Ludmilla. İstemiyorum böyle bir şey ben. Tek istediğim sen beni rahat bırak. İşte onu yapamıyor ben. Ama sen gördün ben gerçekten evliyim. Kocam var. Niye vazgeçmiyorsun? O şefkat denen adam benim gözüm tutmadı. Bence seni hak ettiği gibi sevmiyor adam. Seviyor. Hem de çok seviyor. Biz aşk evliliği yaptık. Göreceğiz bakalım. Seni gerçekten seviyorsa kurtarmaya gelecekti. Al bakalım. O gördü işte. El kol bağlı. Polise haber verecek. Polisini yakalayacak. Aa, bir dakika. Eğer polise giderse sınavı geçmemiş sayılır. Çünkü gerçekten seven bir adam sevdiği için ateşe atlar. Gerekirse canını bile veren adam demektir. Ben benim için ölen erkeği istemiyorum. Ben benim için yaşayan erkeği istiyorum. Ya merak etme, öldürme niyetinde değilim. Papatya falı bakacağım sadece. Seviyor mu? Sevmiyor mu? Seviyor mu? Sevmiyor mu? Seviyor mu? Sevmiyor mu? Şu baldan ya baldan. Kestane balı bak, orijinal. Şu da Trabzon tereyağı. Al ondan da. Canım istemiyor. Ya organik. Bir saniye, bir dakika. Yok. Teli miteli söksek oradan da çıkmaz. Vallahi siz şimdi diyeceğim ki ben bu kelepçeyi keselim. Biz bunu denedik yemedi. Bozkır abilerin İsmail tenekesine taktı bunu. Cuma açamadık böyle. Hani kapıyı keselim diyeceğim. Aa, burası bak 5 dakikada demir testeresiyle kesilir. Ama Şevkat bize ne var? Hayır. Olmaz öyle. Tamam. Bir dakika. Cici kardeşim bu kadar sinirlen. Şöyle düşün. Sadece bir tane olayın dışında kalacaksın o kadar. Öyle mi diyorsun Niko? Sen beni hiç tanımamışsın. Yani Esin, pes diyorum, başka da bir şey demiyorum. Arabanın kapısını söktürdü ya la bize. Şevkat o kalın kafasına sokacak. Ben bir şey istiyorsam yaparım. Ne oldu ya, niye gülüyorsun? Üzeri komik bir şey mi söyledim? yani şimdi kapı elimizde, sen de kapıya bağlısın ya. Benim aklıma kapılı laflar geldi, ona güldüm. Ya bu güldüklerini bize söyle de biz de gülelim lan. misal... biz şimdi Esin'de kapı komşusu mu olduk yani? Kapıdaki düşman. Saçmalama oğlum, biz dış kapının mandalıyız. o zaman Şevkat bastı gitti, Esin kapıda kaldı. tamam, bir tane de ben söyleyeceğim. Şevkat'a yeni bir masraf kapısı çıkardım. Esin birazdan Şevkat'a kapıyı gösterecek. Esin Şevkat'in kapısını çaldı. bak şey... Esin iyi yere kapılandı. Bravo. Bu yaratıcılık. Görgüsü. Ben ne diyeyim abi? Böyle bir yaratıcılık ben görmedim ya. Gerçekten. Kolay gelsin. Ben Rüstem'in özel misafiriyim. Biz de seni bekliyorduk. Buyur. Ya bu arada şey soracağım. Şimdi siz aparatif mi oluyormuş? Şefkat! Hayrola birader? Soğuk başlangıçlar çok tıktır üstem. Ana yemek iyidir inşallah. Hay var. Memur. Dur. Sen bana ne dedin? Kocan gelirse seni istiyor. Bırakacaksın sen bizi. Vurma, söz verdin. Tamam Ludmila. Delikanlı sınavı geçti. Meğer gerçekten sana değer veriyormuş. Ben de size inanmamakta size yamuk yapmış oldum. Eğer hesabını sormak istersen al silahı. Benim silahla işim olmaz. Ama bu hesap sormayacağım anlamına gelmez. Sadece kafayı kullanacağım. Şevkat! Esin, ya
O benim arabanın kapısı mı ya? Aynen baba, ne yapalım da biz de kapı kuluyuz. Askerlerimiz çok. Selamun aleyküm. Şevkat, sen nasıl beni bırakıp gidersin ya? Meraktan delireceğimi bilmiyor musun? Keşke topa böyle girmeyedin Esin. Ya burada bir şeyler hallolmak üzereydi. Bu kız senin kuzenin falan değil. Sizin aranızda bir şey var değil mi? Rüdvine, bu kocan senin üzerine kuma falan getirmiş olmasın? Ya benim Türkçe artık iflas etti. Ne diyeceğim bilmiyorum. Ben açıklayayım beyefendi. Şevkat'le Ludmila gerçekten evliler. Ama bu sahte kağıt üstünde bir evlilik. Birbirlerini daha yeni gördüler. Ama durumun böyle olması size Ludmila'ya musallat olma hakkı tanımıyor. Anlıyorum. Onu seviyorsunuz, aşıksınız. Ama belli ki o bu şekilde hissetmiyor. Yani bir ilişkinin kurulabilmesi için iki kalbin birbirini sevmesi gerekir. Böyle koskocaman kapıyı sırtlayıp sevdiği adamın peşinden gelen bir kadın gerekir. Sevdiği kadın için hayatını riske atan bir adam gerekir. Yani Rüstem Efendi, uzun lafın kısası, aşk iki taraflı olunca güzeldir. Eğer sen Ludmila'ya gerçekten değer veriyorsan, onu istemediği bir hayatı yaşamaya zorlayamazsın. Tebrik ederim delikanlı. Kapı gibi bir sevgili bulmuşsun kendine. Aa bak, kapılı laflar bitti diyordunuz. Aa, bir tane daha kapılı laf işte oğlum. Anladım ki biz Ludmila'yla sizin gibi olamayacağız. Ne yapalım? Artık seni rahat bırakıyorum Ludmila. Yolun açık olsun. Mutluluklar. Rüstem, sen de mutlaka senin sevdiği biri bulacaksın. O zaman her şey çok daha güzel olacak. Sağ ol. Ludmila, hadi gidelim. Hadi. Gel. Çek. Şevkat, şu anahtarları versin. Ya bırak taşısınlar ya, işlerine taşıyın lan. Devam et. İyi, taşıyın bari abi. Adamlara bayıltmış ya. Neyle vurdun oğlum? Aa, ışığı kırmış. Manyak. Hasta mı çocuk, biliyor musun? Biliyorum Selami, biliyorum tabii hasta ki. Ya. Yürü. Abajur adamı tanıştı. Yürü, kapıya çarpıyorsun sen de. Abajur adam. Ya yürü. Bir dakika. Senin adın neydi? Yana. Yana. Ha, ne güzel isimmiş Yana. Kahve içelim Yana. Olur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.